Hayattaki hedeflerinize nasıl ulaşacağınız konusunda karamsarlığa mı düşüyorsunuz? İhtiyacınız olan konularda kimsenin size yol göstermediğinden mi yakınıyorsunuz? Bu gibi sorular kafanızı kurcalıyorsa doğru videoyu izliyorsunuz demektir. Bu video mevcut durumunuzdan yola çıkarak gitmek istediğiniz ideal noktalara nasıl gidebileceğinizi anlatacak. Bir yandan da hedeflerinize ulaşmanın aslında ne kadar doğal ve basit bir şey olduğunu açıklayacak. Fakat öncelikle sizleri Türkçeleştirdiğim iki kavram ile tanıştırmak istiyorum. Komşu olasılık, biyolojik evrimin nasıl ilerlediğini açıklayan bir kavramdır. Bu teoriye göre evrim, büyük sıçramalar yerine çok daha ufak adımlar ile milyonlarca yıl boyunca süregelen ve birbirini doğuran komşu olasılıklara dayanıyor. İkinci terimimiz, gölge gelecek kavramı ise, içinde sonsuz komşu olasılığın bulunduğu ve yapacağınız her seçim ile sizi farklı yerlere götürebilecek, belirsiz ve tahmin edilemez gelecekleri temsil ediyor. Kafanız karıştı biliyorum, fakat bizimle kalırsanız birazdan her şey aydınlanacak. Şekildeki kürenin, şimdiye kadar hayatınızda yaptığınız tüm seçimleri, insanlarla girdiğiniz tüm etkileşimleri ve kendinize kattığınız tüm yetenekleri kapsadığını hayal edin. Uçsuz bucaksız gölge gelecekte bu küre sizin mevcut konumunuzu temsil ediyor. Merkezin etrafında gördüğünüz küreler ise ulaşabileceğiniz ve hayatınıza katabileceğiniz komşu olasılıkları temsil ediyorlar. Elbette milyonlarca olasılıktan bahsediyoruz burada. Fakat konuyu anlatabilmek için görseli mümkün olduğunca sade tutmaya çalışacağız. Hayattaki her komşu olasılık mevcut emekleriniz ve yetenekleriniz sayesinde ortaya çıkar. Örnek vermek gerekirse, lise eğitimi almanız, üniversite eğitimi olasılığını, enstrüman çalmayı öğrenmeniz, konservatuara girme olasılığını veya Mustafa ile arkadaş olmanız, Mustafa'nın arkadaşları ile tanışma olasılığınızı yaratır. Bu şekilde ulaştığınız her komşu olasılık da doğal olarak kendi çevresindeki yeni komşu olasılıkları yaratır ve bu sayede gölge gelecekte yol alırsınız. Mevcut yetenekleriniz sayesinde ulaşamayacağınız hedefler, gölge gelecekte çok uzak bir yerde gözükseler de aslında onlara ulaşmak oldukça basittir. Ünlü bir oyuncu mu olmak istiyorsunuz? YouTube'dan oyunculuk dersleri izlersiniz. Lisede tiyatro kulübüne katılırsınız. Oyunculuk kurslarını araştırırsınız. Kursa katılırsınız. Konservatuara kabul alırsınız. Mezun olursunuz, ufak tiyatro oyunlarında oynarsınız. Yapımcılar ile tanışırsınız. Dizilerde ufak rollere başlarsınız. Karşınıza büyük roller çıkar ve işte hedefinize ulaştınız. İşin güzel yanı ise az önce çizdiğim yol, gölge gelecekte izleyebileceğiniz milyonlarca yoldan sadece bir tanesi. İlk başta hedefleriniz gölge gelecekte çok uzakta ve imkansız gözükebilirler. Fakat bu onlara ulaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Tek yapmanız gereken sizi hedefinize götüren komşu olasılıkları keşfetmek ve bunları takip etmek. Peki bir hedefiniz yoksa onun da çözümü var aslında. Günümüzdeki fenomenler veya çok başarılı insanlar şu anki konumlarını yıllar önce hayal bile edemezlerdi. 20 yaşındaki Elon Musk'ın ileride kuracağı SpaceX'ten haberi bile yoktu. Veya 16 yaşındaki Bill Gates size Microsoft'tan bahsedemezdi. Bu tarz başarılar uzun yıllar boyunca komşu olasılıkları değerlendirmeleri sayesinde ortaya çıktılar. Günümüzdeki bütün teknolojik icatlar da aslında komşu olasılıklar sayesinde var olmuştur. İlk cep telefonu icat edilirken Flappy Bird oyunu gölge gelecekte kimsenin hayal bile edemeyeceği bir noktadaydı. Telefon, akıllı telefon, App Store derken sonsuz tane olasılığın birbirine bağlantılı olarak ilerlemesi bize Flappy Bird oynama imkanını sundu. Pek de lazım değildi ama hayat işte. Kimse Avrupa'dan coğrafi keşiflere çıkanlara "Abi durun, Trump başkan seçilecek" gibi bir uyarıda bulunmadı. Kaşifler yeni ticaret yolları ve doğal kaynaklar ararken yüzlerce yılın ardından işler bambaşka, o zamanlar hayal bile edilemeyen bir noktaya ulaştı. Komşu olasılık ve gölge gelecek kavramlarını en güzel gösteren film Forrest Gump'tır. Bir insanın minik olasılıklar silsilesiyle hayatını nasıl şekillendirebileceğini ve asla hayalini bile kuramayacağı birçok noktaya nasıl gelebileceğinin hikayesini anlatır film. Kesinlikle tavsiye ederim. Peki siz hayalini kurduğunuz noktaları görebiliyor musunuz? Bu noktalara ulaşmak için önünüzdeki komşu olasılıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoksa kendinizi merkeze hapsedip bütün olasılıklara sırtınızı mı dönüyorsunuz? Aynı kapılar her zaman aynı yerlere açılacaktır.
ve siz aynı odada kendinizi hapsettikçe farklı kapıların sizi nerelere götürebileceğini hayal bile edemezsiniz. Ruh eşinizle tanışmak istiyorsanız evde oturmak yerine dışarı çıkıp yeni insanlar tanımaya ve olasılıkları arttırmaya ne dersiniz? Monoton hayatınızdan sıkılıyorsanız yeni olasılıklara kucak açmaya ne dersiniz? Hedefleriniz doğrultusunda attığınız her adım, öğrendiğiniz her şey ve yaptığınız her araştırma yeni komşu olasılıklar açarak sizleri hedeflerinize ve hatta varlığından bile haberdar olmadığınız gölge gelecekteki tutkularınıza yönlendirecektir. Telaş etmeyin, ümitsizliğe kapılmayın. Her gün bu karanlık gökyüzüne birkaç yıldız yerleştirmeniz fazlasıyla yeterli olacaktır. Bu videonun tamamını izleyerek ilk yıldızı yerleştirdiniz bile. Sıradaki olasılığı kovalamak ise artık sizin elinizde.